Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bayramların vazgeçilmezi, tatlıların sultanı baklava tarifimle geldim. En pratiğinden ay baklavası tarifimi yaptım. Ama sizler bu tarifimi diğer baklava çeşitlerine de uygulayabilirsiniz rahatlıkla. Ölçülü malzeme listesini açıklama kısmına ekledim, oradan ulaşabilirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Unumuzun ortasını açıyoruz. Bütün sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Daha sonra azar azar suyumuzu vererek unumuzu toparlamaya başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bu şekilde suyumuzu vererek İyice unumuzu toparlıyoruz. Daha sonra iki elimizle bu şekilde gördüğünüz gibi toparladık. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sürekli gördüğünüz şekilde içe doğru kıvırarak hamurumuzu içe doğru katarak yaklaşık bir saat kadar yoğurdum arkadaşlar. Çok sert ve düz bir hamur olması gerekiyor. Bu nedenle hamurumuzu çok iyi yoğuralım. Gördüğünüz gibi sert bir hamur yoğurdum ve hamurumu ikiye bölüp bezelere ayıracağım. Sizler de açacağınız yerin büyüklüğüne göre, tepsinizin boyutuna göre bezelere ayırabilirsiniz. Bu tarifimi dediğim gibi her baklava modeline uygulayabilirsiniz. Ben de ay baklavası yapacağım için bu şekilde bu boyutta bezelere ayırdım. Ve üzerini nemli bir bez ile örterek en az 4-5 saat dinlendiriyorum arkadaşlar. Hatta hamurumuzu bir gece önceden hazırlayıp dinlenmeye bırakırsak daha rahat açılır arkadaşlar. Hiç yormadan hamurumuzu rahatlıkla açabilir, yufkamızı rahatlıkla büyütebiliriz. Benimki o gün acildi arkadaşlar. Aynı gün yapıp yoğurdum, dinlendirdim. Hepsi bir günde olduğu için biraz daha dinlenmesi gerekiyordu. Sizler iyice dinlendirin. Bezeler halinde dinlendirdikten sonra da bu şekilde gördüğünüz gibi nişasta ile servis tabağı büyüklüğünde açıp bu şekilde de dinlenmeye bırakıyoruz. En az 2-3 saat veya odanızın sıcaklığına göre de değişebilir. Ve daha sonra bezelerimiz de dinlendi. Arasına nişasta serperek ikişerli olarak açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ara ara tek tek alıyorum yufkaları üst üste. Ara ara ikisini üst üste ekleyip açıyorum ki yufkalar yapışmasın diye. Ve burada bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Kesinlikle nişastayı serperken süzgeç kullanın. Süzgeç kullanmadığınız takdirde nişasta topaklanmaları oluşabilir. Kısım kısım kalmış olabilir nişasta. Bu nedenle süzgeç kullanıp elinizle de düzlediğiniz zaman açarken gördüğünüz gibi bu şekilde gayet nişastasız bir yufka elde etmiş olursunuz. Gayet de incecik oldu. Artı arkadaşlar yufkalarımız yarı boyuta geldiğinde fazla nişasta eklemeden büyütmeye çalışalım. Sonuna kadar sürekli nişasta eklersek yufkamızı açamayız, yırtılır. Yufkamız kurur, yırtılır. Artı baklavayı yediğimiz zaman da nişasta tadı gelir ağzımıza arkadaşlar. Bu nedenle mümkün olduğunca nişastasız açarak yufkalarımızı büyütelim. Gördüğünüz gibi olabildiğince nişastasız açmaya çalışıyorum ve büyütüyorum ve inceliğini de görüyorsunuz. Daha sonra eritilmiş soğumuş tereyağı serpiyorum. Ve göz kararı cevizini de ekledikten sonra dört ucunu da katlayıp karşılıklı iki uçtan birleştiriyorum gördüğünüz gibi. En son üst üste ekleyerek aparatımla kesiyorum.
Böyle bir aparat olması şart değil arkadaşlar. Kurabiye aparatı bu. Olmasa da olur. Bardakla da kesebilirsiniz. Daha sonra yağlanmış tepsimize diziyorum. Tepsiyi yağlamasanız da olur, fark etmez arkadaşlar. Zaten tereyağını bol dökeceğimiz için. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyorum. Sizler için bir defa daha göstermek istiyorum. Bu şekilde açıyoruz. Hamurumuz iyi dinlendiği takdirde kendiliğinden büyüyecektir yufkalarımız dediğim gibi. Yapıştığını düşündüğümüz yerlere hafifçe nişasta serpebiliriz. Bunu da aynı şekilde açıyorum. Yalnız bu tuttuğum bezeler küçük olanlardı. Bu nedenle cevizini eklemeden önce 4 yufka üst üste ekleyip cevizini ekleyeceğim. Yine ikili ikili açıp büyüttüm. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ara ara tek tek oklavaya sarıyorum üst üste. Ara ara da ikisini üst üste sarıp açıyorum ki yapışmasın diye. Yoksa sürekli aynı şekilde üst üste açarsak yapışabilir arkadaşlar. 4 yufkamı üst üste ekledim. En üstte tereyağını gezdirdim ve cevizimi serpiyorum. İki uçtan birleştiriyorum. Diğer uçları katlamayı unuttum sanırım arkadaşlar ama sıkıntı olmaz. Bu şekilde iki ucunu karşılıklı katlayarak birleştiriyoruz ve en son üst üste ekliyoruz. Ve yine aparatımızla veya bir bardak yardımıyla kesiyoruz. Daha sonra tepsimize diziyoruz. Daha sonra erittiğim soğumuş olan tereyağımı süzgeçten geçirerek köpüğünü alıyorum ve baklavamın her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Mutlaka köpüğünü almalıyız arkadaşlar. Yoksa baklavamız piştiği zaman üzerinde siyah siyah lekeler oluşur. Bu da güzel bir görüntü oluşturmaz. Daha sonra önceden ısıtılmış 160-170 derecelik fırına veriyorum. Yaklaşık 1,5 saat, 1 saat 40 dakika kadar pişiyor. Hem içi hem altı hem üstü pişiyor arkadaşlar. Kesinlikle baklava yüksek derecede pişmez. Çünkü üstü ve altı hemen piştiği için içi çiğ kalabilir. Bu nedenle baklavamız ağır ağır pişmeli. Bu arada şerbetimizi ocağa aldık. Ölçüsü açıklama kısmında yazıyor. 2 tepsilik şekerimi ve suyumu ekleyip kaynamaya başlayınca bir parça limonu da atıyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra en az 20 dakika, en fazla yarım saat kaynatıyorum arkadaşlar. Akıcı bir şerbet olmamalı, yani su gibi bir şerbet olmamalı. Kaşıktan damlattığınız, akıttığınız zaman, damla damla aktığı zaman, o zaman şerbetimiz olmuş demektir arkadaşlar. Bu arada baklavamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Aynı anda sıcağı sıcağına beklemeden şerbetini veriyorum. Bu konuda çok soru geliyor arkadaşlar, hamur olmuyor mu diye. Kesinlikle olmuyor, tereddüt etmeyin. Sadece şerbetini birden dökmeyin arkadaşlar. Şerbetini birden dökersek tabii ki de hamur olur. Ya da şerbetini bol dökersek, yani şerbetin içinde yüzerse yine hamur olur arkadaşlar. Bu nedenle kontrollü bir şekilde azar azar üstü kuru, altı ıslak olacak şekilde şerbetini veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra dinlenmeye bırakıyoruz ve sunuma hazırlıyoruz.
Bu şekilde iki tepsimi de hazırladım. Katlarını bile sayabilirsiniz arkadaşlar, durdurup. Neredeyse bu şekilde bile 30 kata yakın Keşke görüntüsü kat kadar oluşuyor. sizlere çıtırlığını da gösterebilseydim arkadaşlar. Ama iki tepsi de sipariş olduğu için tepsiyi bozmamak için çıtırlığını gösteremedim haliyle. Gördüğünüz gibi alt üst güzel bir şekilde kızardı, pişti. İçi de hiçbir şekilde çiğ kalmadı arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Deneyenlerin de düşüncelerini yoruma bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önemli püf noktaları hamurumuzu iyice yoğurmak, mümkün olduğunca nişastasız açmak ve şerbetini verirken de kontrollü bir şekilde eklemek arkadaşlar. İkisini de sıcağı sıcağına çok fazla dökmemek ve kontrollü bir şekilde eklemek yetiyor. Artı arkadaşlar şöyle bir kolaylıktan da bahsetmek istiyorum. Ben bu işi yaptığım için dediğim gibi önceden hazırlayıp çiğden tereyağını verdikten sonra streçleyip çiğden bir şekilde buzluğa atıyorum. Pişireceğim zaman da önceden ısıttığım fırına direkt buzluktan çıktığı anda atıyorum arkadaşlar. Beklemeden, çözülmesini beklemeden atıyorum. Büyük bir kolaylık oluyor. Daha sonra aynı bu şekilde gördüğünüz gibi ilk günkü gibi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Bir başka baklava tarifimde yine aynı hamurla, başka model baklava tarifleriyle karşınızda olacağım. Takipte kalın. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Merak ettiklerinizi yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Cevaplarım. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler.